Çocuğu evet. var. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Sen diyorsun 2017 yılından, yani benim seninle yapılan mülakat döneminde 2018, 17 yılının 2022 yılına kadar aslında her şey, yani çok evet. iyi, ilişkiniz çok iyi evet, gidiyor. Evet. Her şey yolunda. Peki yani 2019'da 20'de boşandıysa son 2 sene sen niye resmi nikah yapmadın Selma'ya? Çok istedim. Çok yalvardım. Hı. Resmi nikah yapalım. Sana bilezikler alayım dedim. Hı. Geldim resmi nikah yapalım. Düğünümüzü yapalım dedin İstemedi. Mi? İstemedi. Evet. Ben onun için sürprizler peşinde koşuyordum. Sürekli sürprizler mi yapıyordun? Evet, mutlu ediyordun yani. Yani sürprizler şöyle. Benimle resmi nikah yapmış olsaydı o. Hı hı. Benim dediğim zaman resmi nikah yapsaydı. Evet. Benim şu anda Selma kral gibi hayat yaşayacak. Kraliçe gibi yaşar. Yani ben ona dedim ki bak bir sürü de yol gösterdim. Bu olaylar olduktan sonra hı hı. bir tane kızın yetişiyor. 11-12 yaşında. Bu kızın geleceğini mahvetme. Bu kızın geleceğini karanlık etme. Bu kız sende ne görürse aynısını yapar. Benim çocuğumun yarınlarını mahvetme. 14 yaşında İsmail diye bir oğlu var. Bana gelirken... Şöyle sana geldiğinde bir çocukla mı geliyor, iki çocukla mı? İki çocuk. İki çocukla. Çocuğu da sana getiriyor, sen o çocuklara da bakıyorsun. Tabii tabii, ben onları büyüttüm. Ama bir süre sonra, yani bir süre sonra seni işe yollamamaya ve kapıları kilitlemeye, seni evde tutmaya başlamış. Öyle iddia ediyorsun. Evet. Seni evet. niye işe göndermiyor Selma? Bu... Kendisi de çalışmıyor. Sen niye işe gitmiyorsun? İstanbul'da oluyor bu. Şimdi şöyle anlatayım ben size. O baştaki olay. İstanbul'da biz daha önce ben kendim iş yapıyordum. Yanında hı-hı. da elemanlar çalışıyordu benim. Biz Selma ile beraber yaşamaya başlayana kadar. Hı-hı. Ordu'dan İstanbul'a geldiniz. Yok, ben zaten İstanbul'daydım. Ha, İstanbul'daydı, o yanına geldi senin. Evet. Benim işlerim çok güzeldi. Tabii birdenbire hani böyle bir olay yaşadığım zaman işlerim alt üst oldu. İşlerim yolunda gitmez oldu. Hani neden işleri niye alt üst olsun? Bir şöyle kadın oldu. Senin işleri niye alt üst etsin ki? Sen evet. Şundan oldu. Şimdi Didem Hanım. Hı-hı. Dişi kuş yuvayı yapar. Erkek evde hiçbir zaman beklemez, dışarıda çalışır, getirir. Aslında öyle değildir de. Yani i̇şte bakın, benim, bana göre öyle değil yani. Hani bizim yani şöyle maalesef bir şey... öyle bir şey var Türkiye'de. Evet. Kadınlar da sosyal hayatın içinde olmalı, kadınlar da çalışmalı. Tabii ki. Yuvayı dişi ve erkek kuş birlikte yapar. Evet, şu şöyle yani bizim hani o zamanlar bizim genelde çevremizde, Karadeniz'de olarak bizim genel mesela benim ailemde kadın çalışması yok. Bizde hep erkekler çalışır. Kadın evde işini, gücünü, çocuklarına bakar. Olur mu? Benim bildiğim Karadeniz kadını Karadeniz erkeğinden daha çok çalışıyor. Yok, ben öyle biliyorum. Var, çok var da kusura bakma diyorum. Benim taradığım Karadeniz kadınları yani gördüklerim bence de çoğu öyle. Karadeniz kadını neyse o konuya girmeyelim. Sosyolojik tartışma yapmayalım seninle. Çok fazla çalışıyor. Çok fedakar. Karadeniz yok. Erkeğinden daha çok çalışıyor yani. %100 eminim yani o konuda. Evet, çalışkanları vallahi. Var. Bizde evet. bizim yok. Neyse bizim aile... sen eve getirdin, eve baktın. O da çocuklar ilgilendi. O da bir sorumluluk evet. ve büyük bir iş yani. Sonra şimdi ne oldu? İşin nasıl bozuldu dedim, yani? Şöyle bir şey var. Ben sabahleyin erken işe gitsem İstanbul trafiğini herkes biliyor. Ha. Yani niye erken gidiyorsun, neden erken gidiyorsun, kimin yanına gidiyorsun gibi kelimeler ediyor bana. Akşam sen nerede oturuyordun? Söyle bana o zaman. Ben İstanbul... O zamanlar Avcılar'daydım. İşin neredeydi? Burada. Ta Ümraniye'de, Sancaktepe'de. Kaçta işbaşı yapman karşıda. Lazım? 8'de. Tamam haklısın, erken gitmen lazım. Erken gitmem tamam, lazım Avcılar, çünkü Ümraniye, yani şey, anlıyorum seni. Trafik. İstanbullular bilir acayip yani şöyle sevgili izleyiciler İstanbul'dan İzmit yani o kadar uzak yol yani İzmit kadar değil de işte mesafeyi bilsinler diye söylüyorum. Geç kalıyorsun. Ha. Niye geç geldin? Neredeydin? Kıskanç bir kadın. Yani aynen kimin yanına gittin falan. Hı-hı. Bu sefer tuttum ben Avcılar'dan evimi tuttum Sancaktepe'ye taşıdım. Böyle İyi. Sorunlar yaşıyorum diye. Peki ya ev işlerini bile sen mi yapıyormuşsun? Yardımcı oluyordum. Hı, yani. Şimdi yardımcı oluyordum. Ben çünkü şöyle bir şeyim. Ben temizlik konusunda biraz sessizimdir. Eşim mesela evi süpürürken ben arkasından onun paspas yapardım. Cam silmesine falan yardımcı olurdum. Güzel müşterek hayatı da paylaşıyorsun. Yani aynen. Ama eşten geç geldiğinde senin balkona kilitlenmiş. İstanbul'da evet. İstanbul'da ben balkonda sabahladığım geceler oldu. Daha da balkonda yatar evet. mısın? Şaka yapıyorsun. Evet yaptım yattım ben bunu. Allah biliyor. Şimdi Didem Hanım size bir şey söyleyeyim bakın. Söyleyin. Şimdi Allah herkese ne verirse hayırlı versin. Ben bunları yaşıyorum. Hı hı. Son bir yıldır farklı farklı olaylar da yaşıyorum. Tehdit, sandaş, iftira, hakaret, çocuğumla psikolojik baskı, her şeyi yaşadım. Ne zaman ayrıldınız siz Selma ile? Yollar ne bir zaman ayrıldı? Bir yıl oluyor. Birinci, birinci ayda falan evet. Peki 2000... bu Fahri hayatını bakkalla birlikte olduğunu iddia ediyorsun. Senin düşmanın hısmı şeyinmiş. Evet ben onu, bunları... Nereden biliyorsun birlikte olduklarını? Ben bunları nereden biliyorum? Şöyle bir şey var. Şimdi bizim köyümüzde değil genelde olması lazım bu.
İnsanların en çok güvendiği kişi esnaf olması lazım. Neden? Tabii. Çünkü çocuğunu gönderirsin esnafa. Hı hı. Eşini gönderirsin esnafa. Kızını gönderirsin esnafa. Hı hı. Yani köy yerindesin, uzaktasın, kar çok yağıyor, gidemezsin. Esnafa telefon edersin, eşine faturasını ödedirsin, kontrol yükledirsin, sipariş... Sen bu... Fahri'ye güvendin. Bu... Bak güven, ben ona hiçbir zaman güvenmedim. Çünkü onun daha öncelerinde tahta, ben ona hiç güvenmem. Hı hı. Ama şu var, ben bunları takip ettim. Hı hı. Her takip ettiğimde eşim Akkuş ilçeye çıksa peşinde. Ünye'ye gitse peşinde. Fahri'nin peşinde ben. Fahri peşinde. Nereden biliyorsun Fahri'nin peşinde olduğunu? Ben takip ediyorum. Hani ne oldu da eşinden şüphelenmeye başladı? Ben şüphelenmiyorum çünkü bana karşı tavırları değişti. Ha, ilgisi değişti. Tavırları değişti. Yanlış, yani burada söyleyemeyeceğim, bazı şeyler var, söyleyemeyeceğim ben. Karı koca ilişkiniz bozuldu. Aynen, aynen. Öyle söyleyelim. Evet. Ne diyeyimse, yani iyi de söylesen, affedersin, karşında şey gibi cevap alıyorum. Yanlış şeyler. Yani şiddete senin... başvuruyor hemen, evet. Şiddete başvuruyor. Sen onu dövdün mü, şiddet uyguladın mı? Hiç ben şiddet uygulamadım. O mu seni dövdü? O hep bana şiddet uyguladı. Hatta yarınki gün işimizde mahkememiz var. Hı hı. Darp ettiğine dahil mahkememiz var. Şimdi ben onu her zaman iyi yola çekmek istedim. Hı hı. Bakın, dedim ki, bak ahlak, namusuna laf gel. Peki sonrasında sen buna şüphelenince, sana da soğuk davranınca, sen onu takip etmeye başlayınca, peki Fahri olabileceğini nereden düşündün? Şöyle düşündüm çünkü bakkal sürekli Fahri, sürekli Fahri Bey'in galiba. Sürekli bizim evimize bakıyor. Sürekli bizim evimizi gözetliyor. Sürekli bizim kapıdan geçse kafa böyle. Çeşme yana gitse kafa böyle. Yani hmm. insan... Eşin de senin güzel bir kadın anladığım evet, kadarıyla. Evet çok güzel. İlgi çekiyor, evet, dikkat çekiyor. Ben çok sevdim onu ama şu saatten sonra her tarafı altın olsa katiyen. Ben bunları takip Ne kadar sevdin? Yani bir anlatır mısın? Ben çok sevdim. Ben bakın şu anda resmi nikahım olsaydı bu durumlar daha farklı şeyler olabilirdi. Resmi nikah olmadığı için birçok şeyden elim ayağım bağlandı Dilim Hanım. Evet. Çocuğum diyerek ben sokaklarda şu tişörtü koklayıp ağlaya ağlaya gezdim. Şu anda karşımda benim hayatımı mahvetti. Her şeyim vardı, ben onun uğruna harcadım her şeyimi. Arabamı uğruna sattım. Mal varlığımın hepsini onun uğruna verdim ben. Tek o mutlu olsun diye. Gece gündüz çalıştım. Dilencilik yaptırmadım. Ama bana bunu yapmayacaktı. Çocuklarına bunu yapmayacaktı. Kız çocuğu benim değil ama benim sayılır. Onun üzerinden bana iftira atmaya çalıştı. Bu kadar bir insan bu. Bu kadar bir insan. Ben şunu söylüyorum. Şurada beni 80 milyon insan duyuyor. Ben eğer ki köyümde veyahut da 11-12 yaşındaki bir kız bu dünyada yaşamam sok... Bunu yap... İlhancığım sen ekrana çıkıp derdini anlatınca seninle ilgili ne düşünüyorsa herkes telefonlar yağıyor. Sen gerçekten böyle arkadaşlar bastınız mı o kelimeye bilmiyorum ama bir söyler misiniz lütfen? Yani şeyin Selma'nın kız çocuğuna yanlış gözle bakıp onu rahatsız edecek tavırlarda ve davranışlarda bulunduysan bunu sen ilk kez yapmıyorsundur. Başka zaman da yapmışsındır. Seninle ilgili telefonlar buraya yağar, ben de seni buradan kovarım yani. Aynen öyle. Yani şiddete aynen öyle. Karşıyım ama tek ve tokat kovarım yani, o kadar söyleyeyim. Yani kusura bakma da hukuki. Allah'ıma çok şükürler yani, olsun. Öyle bir şey yaptıysan zaten ekranda ya biz araştırıyoruz zaten. Aynen. Herkes burada konuk almıyoruz, araştırıyoruz. Yani bir süre sonra peki Fahri ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra sana iftiralar mı atmaya başladı diyorsun bana Selma? Bana zaten Didem Hanım iftiralar atıyordu. Ondan sonra ben bu olayı piyasaya yavaş yavaş sürmeye başladıkça... Sen birlikte gördün mü? Aynı evde gördün mü Fahri ile Selma'yı? Bu kıskanç bir adam mısın? Şöyle... Belki yardım ediyordur Fahri Bey. Nasıl? Belki yardım ediyordur eşine Yok, senin. Yok ne yardımı ya? Bir şey söyleyeyim Didem Hanım. Yardım edecekse baba sessin, ben edeyim. Para istiyorsa bana ne dedin ki, ben sana vereyim. Fahri Bey mi veriyor? Evet onlar veriyor. Bak oğlumun para verirken ben 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ben Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için köye pazar yerine indiğimde hı hı. çocuğumu sorduğumda Selma Hanım'a çocuğumu neden getirmedin? Çocuğumu ben de görseydim, çocuğumu özledim dediğimde bana saldırdı. 5 yaşında senin evet, oğlan mı ellerimi kız? Cebimden çıkartmadım ben. Hı. Bana işte pazar yeri orası, ayakkabı falan satılan yerler var. Aldı, vurdu, etti falan filan. Ben kolluk kuvvetlerine bilgi Şimdi verdim. Şimdi İlhan sen anlatıyorsun da bir de kadınları dinlemek lazım. Selma'yı dinlemek istiyorum ben.
dinleyin. Selma, evet. Bir yıldır konuşmuyorsunuz anladığım kadarıyla. Konuşmuyoruz çünkü telefonlar her taraftan beni engelledi. Bir yıldır görüşmüyorsunuz. Evet, bu şöyle bir şey var. Benim bu olaylar çıktıktan sonra, yani bunun üzerini kapatmak için farklı farklı yollara başvurup üzerime birlik olup beraber olup bu kişiler, şahıslarla beraber beni yani nasıl nakalt ederiz? Peki Fahri evli, 4 tane çocuğu var. Evet. Torunları da var anladığım kadarıyla. Torunu yok. Ha, çocuk, 4 tane çocuğu var. Şimdi baba oğul Selma'ya yardım ediyorlarmış. Bir de öyle duydum ben. Şöyle yapalım. Sen bir yıldır sesini duymadın ve konuşmadın dedin. Arkadaşlarım ulaştılar kendisine. Selma'yı buldum ve konuşacağım şimdi kendisiyle. Selma merhabalar canım. Selma'cığım duyuyor musun beni? Arkadaşlar Selma... Selma ile... Bir arayın Selma ile bir konuşalım hemen. Bir Selma ile konuşalım. Peki yani Selma'ya... Senin evden Selma ayrıldıktan sonra bir yıl önce... Şu anda nerede yaşıyor Selma? Biliyor musun? Selma Samsun'da yaşıyor. Samsun'a geri döndü. Şunu da söyleyeyim ben size Selma bağlanmadan. Fahri yardım ediyor, oğlu yardım ediyor diye... Peki o zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Burada herhangi bir insan, akrabalık derecesi olmayan bir insana kim para verir?